Aa, Costa sakatlandı aman. Ya tam da kaybedecek zamanı bulduk adamı. Merhaba arkadaşlar, Real Madrid kariyerimizin sezon finalindeyiz. 9. bölümdeyiz. Bu bölümde UEFA'yı alabilecek miyiz? La Liga'yı şampiyon tamamlayabilecek miyiz? Barcelona'ya karşı çok önemli bir maçımız var. Valencia maçı var, Bilbao maçı var. La Liga şampiyonluğu için de çok önemli maçlar geliyor. Geçtiğimiz bölümde Liverpool'u darmaduman etmiştik. Toplamda 9-3. Şimdi yarı finalde daha kolay bir rakip. Kağıt üzerinde en azından. Ligde 5 maç kala 8 puanlık bir liderliğimiz devam ediyor. Bize en az 7 puan lazım şampiyonluğumuzu erken ilan edebilmek için. Şimdi Kopenhag'a karşı deplasmanda başlayacağız. Rodriguez hafif yorgun. Bu maçta Duarte'ye şans vermek istiyorum Costa'yla birlikte. Fatau'yu da sağ kanatta başlatacağım. Bir de orta sahada McAllister oynasın. Biliyorsunuz Valverde sezonu kapattı. Kopenhag'ı bu maçta bitirmemiz gerekiyor. Geçelim. Bu arada arkadaşlar arka planı hala geliştiremedim. Kusura bakmayın. Bazen millet yazıyor, abi nerede çekim yapıyorsun? Depoda mısın? Neredesin? Biraz da bunu giydim, tam arkaya karışıyorum sanki. Neyse, Kopenhag hazır gibi görünüyor kendi stadyumunda. Bu arada fikirleriniz olursa hani böyle bu tarz ne yapayım arka plana, yorumlarda yazabilirsiniz veya da bana e-mail gönderebilirsiniz. Twitter'da paylaşabilirsiniz gördüğünüz fotoğrafları. @thegrkn yazıyor zaten. Twitter linkim her zaman aşağıda. Kopenhag için de büyük başarı. Onlar da tarih yazmışlar. İlk defa yarı finale gelmişler diye tahmin ediyorum. Maç başladı. Vinicius Junior ara pası. Böyle bir erken belki Brezilyalılar iş başında olur diye düşündüm ama bizim Igor genç biraz. Vucic. Önüne çok iyi attı da. Romero. Korner Kopenhag. Hop, Romero yine uzaklaştırdı. Vinicius Junior. Haydi koçum. Haydi koçum. 10 numarayı aldı. İdoli Pele gibi. Çok iyi döndü. Kırmızı kramponlu mahvoldu orada resmen. Ve ilk golle başlıyoruz. Kopenhag o kadar tedirginler ki arkadaşlar. Lan yanlışlıkla farklı bir gol sevinci yapayım diye atlattım komple. Tchouameni aldı bu topu. McAllister. İkiyi de atar mıyız hemen peş peşe? Çok iyi bir top gibi. Igor. Kopenhag. Amu sen ne yapıyorsun? Kimsin sen? Alex Garcia çok iyi. Vay. Alex Garcia. Pickford. Dikkat, korner sonrası Pickford. Bir tane daha kurtarıyor. Evirdiler çevirdiler, şutu buldular. Şimdi Aurelien Tchouameni şut şansı. Sert vuruyor, dönüyor kaleciden ama Igor Dix uzaklaştırdı. Mendes. Vinicius Junior çok klas döndü. İyi. Tchouameni sert şut istiyor yine. Kaleci Silva. Vinicius Junior orada yavaş kaldı lan. Bu Amu da hızlı da Pickford vuruşu kötüymüş. Enteresan, bir kontra atakta yakalanıyorduk neredeyse. Pau Torres geri aldı. Vermeyelim hemen. McAllister. Şimdi. Igor Duarte. Ara pası. İyi. Costa. Costa'nın vuruşu. Zor bir vuruştu. Çok iyi çıktık. McAllister Igor önünde koşuyor. McAllister'dan Igor Duarte'ye. Igor Duarte geçtiğimiz bölümde kazandıran bir gol atmıştı. Kaleciye. Costa ama ne oldu, el var. Tüh. İlk yarıda bu pozisyonla bitti. 1-0 öndeyiz. İstediğimiz kadar gol atamadık ilk yarıda açıkçası. Çünkü Kopenhag da iyi geldi aslında. Pozisyon üretebildiler. Ben bir Carter Vickers alacağım. Miller'ı alacağım McAllister yerine. Başka değişiklik yok şimdilik. Fatau Issahaku açtı ta solda Vinicius Junior'a. Vini durdu. Pasını verdi Igor Duarte. Fatau vuruşu yapamadık. Kopenhag'a bir frikik geldi. Alvarez topun başında. İyi bir frikikçim bilmiyorum. Tehlike olabilir. O kadar da iyi değilmiş. Aha, üstten güzel. Tchouameni, ondan da Costa'ya, Costa'dan da Igor'a, Igor Duarte'den de kalenin arkasına, içine. Igor Duarte, bu Pele senin için diyor. Müthiş havadan tek toplar. Müthiş, süper. Tik tak tok oldu resmen orada. Trent hocam, faul değil. Trent müdahale yaptı ya, penaltıyı verdi. Bakın burada topa resmen. Ben anlam veremedim neden penaltı. Dominguez çok zayıf vurdu. Panenka lan. Herife bak. Şimdi Gordon Miller. Önünde Igor Duarte var. Onun koşu yoluna. Igor Duarte. Igor. Ortası iyi düşünce. Costa nedense çok hızlanamadı o topa doğru. Gordon Miller. Güzel. Costa. Igor Duarte. Costa. Claudio Costa, Fatau kaçtı. Çok iyi zamanlama. Abdülfatau Issahaku, onun pası Milar'a gitmedi arka direkte. Şimdi Igor, Milar,
Milar, ah kaleci orada zor kontrol etti. Neyse, Vinicius bir daha deneyeceğiz. Igor, ondan Chouameni'ye, Costa, birisi vuracak mı Costa? Şimdi fake, top hala bizde. Bu nasıl bir pozisyon? Vini, oğlum nereye verdin? Costa'yı atmaya çalışıyorum resmen. Ama top hala bizde gibi. Okey, Costa. Ah, dönemedim. Son anda 2-2 yapmasınlar. Düşünsenize. Yani yapabilirler burada ama Carter Vickers izin vermedi ve hakem de bitirmedi. Şimdi bitiriyor. 2-1'lik ufak bir avantajla evimize döneceğiz rövanş maçı için. Maçın adamı Igor Duarte olmuş. Vinicius Junior diğer gol attı. Romero ve Costa'dan asistler. Onların overall'lar da hiç fena değil. 80'e yakınlar. Şimdi Barcelona 34. maçını kazanmış. 5 puana kapatmış farkı. Bizim Granada'ya karşı maçımız var. 17'ciler kümede kalma mücadelesi veriyorlar. O yüzden bu maçı oynayalım olmadı. Halil Dervişoğlu var orada. Zaten yedeklerle oynayacağım. Ferreira'yı oynatacağım forvette. Diğer Brezilyalı santrforumuz. Çoğunlukla yedek ağırlıklı oynayacağız. Cem Seloy'u da bayağıdır göremiyoruz. Geçelim Santiago Bernabeu'ya. Bölüm başlarında iyi antrenman oluyor. Açılıyorum böyle. Sabah çekiyorum genelde bu bölümleri. Bazen akşama denk geldiği oluyor zaten söylüyorum. Bu arada arkadaşlar like butonuna da basarsanız süper olur. Sağ olun. Sezon finali adına 10.000 beğeniye getirelim bu videoyu. Ara ara diğer farklı videolar da atıyorum. Hani fırsat buldukça ben normalde birebir bir kariyer, bir rebuild ya da iki rebuild bir kariyer atardım eskiden. Bu aralar hep kariyer istek yorumları görüyorum. Sağ olun ilginiz için. Ama diğer serileri de diğer videoları da yapmayı seviyorum. Bu arada Vinicius Junior öldü. Aman bir şey olmadı iyi ki. Şöyle yakına birisi gelse, ikinci oyuncuyu çağır desek. Heh, öyle gel, öyle gel. Bravo. Kim o? Martinez mi? Çok iyi. Xavi. Hocam penaltı. Vermedi. Vermedi yalan. Topuk pası verecektim ha Martinez'e geri. Kafayı Pau Torres çok iyi vurdu. Xavi Simons. O da biraz formdan düştü ya da biz ona şans vermiyoruz. Rodriguez bu arada çok iyi geldi. Vinicius Junior. Rodriguez sol ayağıyla. Plase çok zayıf. Sağ ayaklı zaten. O sayı güzel. Şimdi kontra atak. Ani gelişiyor atak. Kleber Ferreira. Kleber. Kleber Ferreira. Boşluğu verdiler ona. İyi bir vuruş. O Julio defansı geçti. Carter Vickers'ı geçti ve golü de attı. Yetişemedik o sayıyla. Orada Carter Vickers'ın hatası. Julio Martinez 1-0 Granada. Carter Vickers, Xavi Simons, Vinicius Junior. Şimdi Vinicius Junior geçti herkesi. Vinicius Junior sert pas. Oho! Sutar. Müthiş müdahale. İskoç stoper galiba. İlk yarıyı 1-0 geride kapatıyoruz. Şampiyonluğu kendimiz kazanalım istiyorum son anlarda. Çünkü ligin son zamanları böyle daha zorlu oluyor. O yüzden de Granada burada bizi yeniyor. Bir şey üretemedik. Bir de belki Ferreira'yı oynatıyoruz. Hafife alıyoruz rakibi. Ondan da olabilir de. Sonuçta Vinicius Junior'larımız falan var yani. Rodriguez, Kleber Ferreira, Vinicius Junior, Cemselo. Cemselo uzun zamandır o da piyasada yoktu. Cemselo'nun pası. Xavi Simons bekledi vurdu. Aha Ferreira. Aha kaleci de kaldı. Orada Rodriguez de vardı. Kararsız kaldım bir saniye için. Şimdi Rodriguez. Yulen Rodriguez ve dışarı vurdu sağ ayağıyla. Kleber Ferreira, Xavi Simons. Aha bu gol olmalı. Artık gol olsun yani. Oh be. Vinicius Junior. Golden hemen sonra çok tehlikeli ama Pickford Halil Dervişoğlu'na hayır dedi. Kleber Ferreira o top bizde. Ama ne oldu? Ha offside mi varmış? Şimdi Ferreira kaçabilir. Pardon Rodriguez. Ferreira kim? Ferreira içeride. Rodriguez çok iyi çekti. Rodriguez ayak dışı. Ooo Messi regen. Arkadaşlar bu arada Di Maria regen olma ihtimali yok. Çünkü farklı bir tane oyuncu vardı Di Maria regen olarak düşündüğüm. Messi regen'de özel oyuncu potansiyeli var yazıyor. Oradan biliyorum. 90 üzeri potansiyel yani. Xavi Simons bir boşalttı burayı. Şimdi Cemselo, Martinez, güzel McAllister, kaleci Jimenez. Aha yüzsüz bir oyuncu daha girmiş. Abi bu yeni bir bak ya. Aa, Zolis'miş yine. Zolis'in yüzü nerede arkadaş ya? Ama burada var. Enteresan. Aha Martinez çok iyi aldı. Vinicius Junior lan atamadı. Korner Granada. Tehlike olabilir. Pepe Sanchez geri çıkardılar açığa. Scully o pas geçmesin. Aman abi şimdi geçti. Gol de geldi işte. Biliyorum abi ben o adama gidecek illa biliyorum. 2-1.
Aha, Miller, bravo. O da oyunda. Rodriguez, Noel. Noel'in pası, Vinicius oradan çıkabilir mi? Çıkamadı. Elemanı da uçurdu. Sinirlendi Vinicius. Saldık iyice. Halil Dervişoğlu üst direğe çaktı. Halil'e gol yok. Zolis, ona da gol yok. Ama mağlubiyet var burada. Lig tehlikeli ya. Kleber Ferreira'dan daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Hani yıldızların içinde bir şeyler yapabilir diye düşündüm ama 6.6. Maçın adamı Julio Martinez. Oo, bu arada Sheffield City'ye elenmiş. Yarı final oynadı Sheffield Şampiyonlar Ligi'nde. Barcelona finalde City'ye karşı. Vay be. La Liga'da puan farkı 5'e düştü. Umarım çuvallamayız. Şimdi Kopenhag rövanş maçı, 2-1'lik avantajımız var. Burada da bir şok istemiyoruz. Geçelim yine Santiago Bernabeu'ya. Oho, kale arkasında Roberto Carlos. Bir zamanlar Cem Carlos diyorduk Cem Selo'ya, değil mi? Bu kez Fatau ile Costa muhteşem ikili rollerinde. Çift forvetler. Rodriguez sağda başlıyor. Maçtaki ilk atak şimdi gelişecek. Aha, Fatau süper ara pası. Çok iyi ara pası. Claudio Costa bunu yazıyor. Muhteşem ikili forvetteler. Costa bir süyle başlıyor. Asist Fatau'dan. Çok iyi bırakıyor Fatau. Bu ikisi iyi uyum sağlamaya başladılar. Durdurulamaz ikili haline geldiler. Yani bundan sonra biz Real Madrid'de diyelim kalmazsak, bir sonraki sezondan bahsetmiyorum, ondan sonraki sezondan bahsediyorum ki ayrılırız muhtemelen Şampiyonlar Ligi alabilirsek. Bu arada Kopenhag'da iyi geliyor. O ikisi yapay zeka simülasyonuyla çok can yakabilir diye düşünüyorum. Rodriguez ara pasını verdi. Costa gidebilir mi? Gidemedi. İyi alamadı Costa. Vinicius Junior. Aha, aldı, attı. Şöyle de bir ara pası verdi. Fatau için biraz yavaş kaldı o ara pası. Fatau Isahaku bekledi. Vini'ye. Vini'den Costa'ya. Costa'dan. Çok rahat bir gol. Çok güzel bir gol. 2-0. Şov yapıyoruz. Oo, Mesut Özil hareketi geldi. Fatau, Vini, Costa, Rodriguez. 3 de gelir mi hemen? Rodriguez'in pası Costa'ya. Fatau Isahaku gelişine. Oo, az kalsın avlıyorduk. Serbest vuruş Kopenhag. Cevap vermek istiyorlar ve veriyorlar. Saçma sapan bir fauldü abi. Beiramo 2-1. Şimdi biz 3'ü atacağız. Rodriguez, Yulen Rodriguez. Şimdi güzel. Vinicius geçer misin? Geçemedi. Dirsek yedik. İlk yarı 2-1 bitti. Acaba finalde Sporting mi gelir yoksa Villarreal mi gelir? Umarım Sporting gelir de farklı bir takım görürüz. Xavi Simons'un sarı kartı var. Orta sahaya bir McAllister yapalım. Vini yorgun. Şöyle yapacağım. Fatau sağa geçecek. Rodriguez'i sola alacağım. Igor Duarte giriyor. Rodriguez. Yanında McAllister var. McAllister'a. McAllister. Costa var. Duarte var. Duarte'ye bıraktı. Duarte de bırakıyor. Costa da bırakacak. Fatau dışarı vurdu. Direğin tam dibinden. Aha. Fatau uzak köşelere alerjik. Aynı bizim Cihulim yakın köşeyi nasıl koruyamıyorduysa bir aralar. Aha. Fatau çok iyi geçti. Fatau bir yavaşladı hemen. Kaptırdı. Romero. İki oyuncuyu birden aldı. Hocam kendi oyuncumuzu indirdik. Boş ver o faali. Trentti ya, o bizden ya. Yabancı değil. Şimdi okey, Pickford aldı topu. Tehlikeli oluyor bu serbest vuruşlar. Ne olacağı belli olmuyor. McAllister sağda o topu istiyor. Eli kaldırdı ama gidemeyecek şimdi. Arkada gelen bir Fatau var. Fatau'nun pası. Rodriguez. Rodriguez bıraktı. Offside mı? Yok. Costa hat-trick. Costa'dan Haaland sevinci. Tribünler çıldırıyor. Yulen Rodriguez zamanlamayı yapabildi demek ki. Ben orada sanki offside gördüm ama. Claudio Costa. Görüyorum diyor finali. İyi, çok iyi, iyi, çok iyi. McAllister döndü. Costa. Costa. Oo, Silva çok iyi kurtardı. McAllister'ın kafası. Igor Duarte. Igor bekledi. Üstten Costa'ya müthiş bir pas attı. Offside yok. Costa dördüncü golü de atıyor. Igor Duarte'ye sarıl kral. Sarılsana oğlum. Tamam yeter lan. Cibelme. Costa'nın acaba UEFA'da toplam kaç golü oldu? Kesinlikle gol kralı da yazmıyor. 4 gol. Bir tane daha atabilir mi? Oo, Tchouameni'ye bak. Nereden uçtu lan o topa? Artı 2. Son bir fırsat. 5. gol için. Yok. Aa, Costa sakatlandı. Aman. Lan son anda gereksiz bir sakatlık. Kalkamadı da. Aha.
Ya tam da kaybedecek zamanı bulduk adamı. O sayı yerine giriyordu. Acaba ne oldu Costa'ya ya? Evet hocam, bitirseydin ya. Finaldeyiz ama tedirginiz. Endişeliyiz daha doğrusu. 8.1 vermişler lan Costa'ya. 4 gol sonrası. Ve finalde rakibimiz Villarreal olmuş. Sporting'den gol yememişler. Biz onları 5-3 ve 5-1 yenmiştik değil mi? Costa 2 ay omuz çıkmasıyla sezonu kapattı. Dant dant dant. Benim de aklımda vardı lan, acaba oyundan alsam mı? 4 gol attı zaten, dinlensin. Bak artık belki gol kralı da olamayacak. 30 golle liderdi La Liga'da 29 maçta. 18 gol atmış UEFA'da 13 maçta. Burada lider bitirir de. Vay be, Costa'ya bak lan. Nazar değdi çocuğa. Bu sezonu o zaman 70 gol katkısıyla kapatıyor. 54 gol 16 asist. Tam bir prime Ronaldo performansı. Onun yerine Igor Duarte'yi alıyoruz ilk 11'e. Şimdi rakip Bilbao. Puan farkı 2'ye düşmüş. Biraz da yorgunluk var bizde. Böyle oynayacağız abi. San Mames'de bir ezan oku... Opera resmen. Sanki ezan okuyorlar harbiden. Okey, yeter hocam ya. Sakin ol. Okey, Fatau. Maç başladı. Tchouameni. Julen Rodriguez. Rodriguez. Oo, çok iyi. Lan yavaşladı sanki. Julen Rodriguez çevirdi ama ah be, onu da orada da tutabilseydi ne güzel gol olabilirdi belki. Baskı sonuç getirdi. Faul verdi hakem. Gördüm sanki orada. Igor Duarte'yi Igor fakeledi. Şimdi Tchouameni. Xavi Simons, kaleci Aguirre Zabala. O nasıl bir isim lan? Arriza Balaga vardı. Kepa zaten o. Kendime cevap verdim anında. O güzel top bu arada. Igor! Göz kontrol yapma Igor. Direkt vur be. Julen Rodriguez. İyi çıkardı Duarte'ye. Yes, yes, yes. İstediğimiz buydu ve gol geldi. Fatau o yükü taşırım diyor. Halayımızı da çekeriz diyor. 1-0 öne geçiyoruz. Fatau Isahaku verdi Igor'a. Igor'dan top bekliyor. Igor'un topu geçti. Xavi Simons şimdi Fatau'ya. Fatau Isahaku, dönen top. Igor Duarte tamamlıyor. Igorinho. Igor dönen toplarda iyi ya. Gayet buluyor yani, bir şeyler yapabiliyor. Daha da hızlı gelişebilseydi çok iyi olurdu. Böyle 71'e falan gelseydi şu ana kadar. Ama çok oynatmadık. Arada son zamanlarda, son iki bölümdür daha fazla oynatıyorum. Bu arada iyi pas. Vinicius. Xavi Simons. Igor. Ondan Rodriguez'e, Julen Rodriguez, yeniden Igor'a, Igor'dan Fatau ya, müthiş ya. Fatau ve Igor ikilisi, 3-0. Burada fişi çektik sanki. Fatau Isahaku, kontra atak şansı, Fatau, Igor Duarte'nin önü boş gibi, ona doğru. Yani ondan çok bekledik orada ama top bizde hala. Bu iyi, Fatau dönüp vurabilir, Fatau, hat-trick. Ya hocam, ben varken ya Costa'yı aratmam tabii hocam. Fatau paso aslan yürüyüşü yapıyor. Ne hikmetse. Fatau çok yoruldu. Şimdi daha da fazla yormayalım. Onun yerine hemen alalım oradan bir Cesar Ferreira ya da Kleber Ferreira. Torres'i de çıkarıyorum. Onun yerine Martinez giriyor. Sağ kanadan bir McAllister yapabiliriz. Ya da Xavi Simons'u oraya alalım. Sol beke de Cemselo diyeceğiz. Bir değişiklik hakkımız daha varsa o sayıyı alalım. Tamamdır. Bakalım iki genç Brezilyalı'dan gol gelebilecek mi ikinci yarıda? Çok hızlı geçeceğim ikinci yarıyı. O sayı Samuel. Ara pası. Igor'a. Igor alabilir mi? Aldı Igor. Igor'un pası. Uhuhu. Geldi. Soruya cevap geldi ama. Igor. Abi harbiden çok iyi. Igor gördü diyor beni. Igor böyle baktı. Gördü diyor dürbünle. Yalnız ara pası da o sayıdan çok iyi. Igor da iyi alabildi. Süper pas verdi. Kleber için çok rahat bir gol. De Angelis. 6. gol var mı? 6'yı arıyoruz. Igor Duarte. Kleber Ferreira. Çok iyi düşünce. İkili iyi oynuyor bu maçta. Rahatız ya. Vinicius Junior, Kleber Ferreira, Igor Duarte. Çok iyi aldı ve golünü attı. Igor 6-0 yapıyor. Bu kez asist Kleber'den Igor'a. Igor coştu. Bu çocukların keşke saç modellerini falan değiştirebilsek ya. PC'de oynasak yaparız da. Yani PlayStation 4'te de yapılabilmesi gerekiyor. Oyuncunun saçını değiştirme opsiyonunun olması çok zor bir şey mi sanki? Oyuncu kariyerinde var ne güzel. Regen oyuncular için. Şimdi Igor Kleber'e. 7 geliyor mu? Kleber Ferreira. Aha, pası çıkarabil. Aa! Alexis McAllister oradaydı ya. Tüh. Aha, Kleber Ferreira son pozisyon olabilir. Gidebilir mi Kleber Ferreira? Gidiyor.
Sırtında da tuttu rakibi. Çok iyi. Clever Ferreira getirdi. Igor Duarte'ye attı. Aa, Sanchez son anda lan zar zor getirdi. İyi koştu ama. Clever Ferreira da iyi oynadı. Maçın oyuncusu Fatou Issahaku hat-trick yaptı. Gerçi Igor da olabilir, bilmiyorum. 8 şutumuzun 6'sı gol olmuş. Maçın adamı Igor Duarte olmuş. 2 gol, 3 asist. Helal lan. Clever Ferreira'dan da 1 gol 1 asist var. Güzel, güzel, güzel. Yani Costa'nın yokluğunu hissettirmiyorlar bize forvetlerimiz. Puan farkı yeniden 5. 3 maç kaldı. Şu an hiçbir şey garanti değil. Barcelona çünkü 86 puanda bitirebilir. 4 puan lazım en az bize. Arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi. Bir şey fark ettim. Betis'i alırsak 3 puan daha almış oluyoruz. 4 puan lazım ya. Biz kupayı Camp Nou'da kaldırabiliriz belki. Vay be. El Clasico'da. En son acaba ne zaman öyle olmuş? Ya da hiç olmuş mu? Olmamışsa bir ilke imza atacağız. İlerleyelim. Betis maçı. Bu maçı da almamız lazım. 6. Betis. Avrupa'ya tutunabilmeye çalışıyorlar Sevilla'ya kadar. Karşı. Bilbao da öyleydi ama Bilbao'ya 6 attık. Orta sahada bir Martinez görelim. Tchouameni ile Martinez yapalım. Duarte hafif yorgun, Issahaku hafif yorgun. Ferreira yedeklerdi yine. Aynı ilk 11, tek değişiklik. Şimdi bir saniye, ben Nou Camp'ta falan kaldırırız kupayı diyorum da biz bu maçı alırsak Barcelona da artık şu an oynanan maçını kaybederse o zaman biz burada da şampiyon olabiliriz. Fatou ve Duarte aynı ikiliyle sahnedeyiz. Ve orada Vinicius'a kestiler. Vinicius da kaptanlık pozu bandıyla kupamızı, La Liga kupamızı kaldırabilecek mi acaba? Mendes. Haydi bakalım. Gürkan Hoca şampiyonlukla başlamak istiyor. 2 sezondur şampiyonluk göremedi ligde. En son İstanbul'u şampiyon yapıp ayrılmıştı. Şimdi Mendes. Mendes iyi geldi. Orta Fatou'nun üzerinden be. Zaten ona geçmeyince anladım. Romero. Şöyle Vinicius, pardon, Fatou'ya doğru. Sanyan, Vinicius, top onlarda, bizde, onlarda bizde, top hala bizde. Igor Duarte, aha free kick, sarı kart. Genç Igor'u tehlikeli görünce sıkı markaj yapıyorlar. Topun başına Trent'i getirsek mantıklı. Trent Alexander-Arnold, kalesinde Nick Pop dikkatli. Trent Alexander-Arnold, bakalım. Vuruyor, çataldan lan, tam 90'dan ya. Biraz fazla mı dibine giriyorum bilmiyorum galiba. Pas da iyi bu arada. Vinicius offside yok. Vinicius Junior şu pası ver. Yes Fatou. Lan Igor Duarte. Aa, sekti mekti döndü. Beklemediğim iki şey oldu. Tüh be, golü bulamıyoruz. O kadar çatala vur deseniz free kicklerde. Bak son 2-3 free kicktir. Çatala çakıyoruz değil mi? Üst direğe çakıyoruz. Yani beceremem ama enteresandır ki. Hep aynı ayarda free kick çekiyorum son zamanlardır. Şimdi Igor. Abi Fatou neden koşmadı? Şimdi koştu. Fatou patladı. Fatou Issahaku. Fatou Issahaku. Keşke öyle bir gol sevinci ayarlayabilseniz ya. Lan ne güzel olur. Kendi gol sevinçlerinizi ayarlayabilseniz. Kolu şuradan al, şöyle yap. 2-3 saniye hani bir... Ne bileyim, menü yapılabilir aslında. Şöyle topu alıyorsunuz Dragon Ball Z şekli. Ya da hani Aubameyang geçen sene o sevinci yapmıştı. Onu ekleyin abi. Popüler oldu. Ronaldo'nun şu sevincini ekleyin değil mi? Gelecek sene için. EA 26'da. 26'ya gittik biz. 24'te. Vinicius Junior. Kaç dedi Martinez'e. Martinez bir sekti orada, bir şey oldu. Kaçabildi. Martinez'in sert pası. Fatou'yu bulamadık. Trent güzel pas. Çok iyi pas. Şimdi o Vinicius ne güzel kaçıyor orada. Vinicius Junior. Onun sert pas. Lan neden pas veriyorsun ki? Şut çeksene Gürkan ya. Top kontrolünde büyük sıkıntı var. Bu maç zor arkadaşlar. Geçtiğimiz maçta her şey çok çok daha rahattı. Vinicius ilk yarı böyle. Hakem bitirmedi lan. Hakem bitirmedi. Cidden bitirmedi. Aman. Penaltı olmasa iyidir de oldu galiba. Sarı kart çıktı. Bir o pozitif var. Oo, penaltı da değil. Lan dikkat 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 arkadaşlar. Çok tehlikeli. Fagioli mi vuruyor? O vuruyor, golü atıyor. Yuh. Pardon, Maxim Lopez'miş. Çok iyi gol attı. Durduramadık abi, durduramadık. İkinci yarıya değişikliksiz başlıyoruz. Biraz daha yorulsun ileridekiler. Ondan sonra Ferreira'yı falan alırız. Başka oyuncu McAllister'ı alabiliriz forvete. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Ben taktiği şöyle değiştirmek istiyorum. Biraz daha kompakt olmamız lazım.
Vinicius'la Rodriguez forvet oynasınlar. Xavi Simons'u alalım, McAllister'ı alalım. Çünkü adamlar sürekli o orta sahayı kapatıyorlar. Yani tam ceza yayının oraları da çok birikiyorlar. Bizim de orada adamımız olmuyor. Birbirine pas verebilecek, rakibi açabilecek. Bunu deneyelim. Pedro de la Vega, corner. McAllister, bravo. Ama Lopez'e kaptırdık. Kötü. Çünkü kimse gelmedi. Neyse ki Pau Torres. Lan onun pası da kötü. Berbat gol yedik. Berbat gol yedik. 2-1. Vinicius Junior. Rodriguez'in koşu yoluna. Rodriguez, yes. Önünü aldı Yulen Rodriguez. Abi fake olmadı ya. Şuta bastım. Pasa bastım. Pas yaptı. Fake yerine. Kaleci çıkmıştı. Serbest vuruş. Romero'ya. Martinez'e. Martinez kaptırmazsa iyidir. Dönemiyor ki. Sadece yön çubuğuyla hareket ettiriyorum. Hıza falan basmadan. Dönemiyor. Topu illa vereceğiz. Neyse şimdi aldık. Güzel. Xavi Simons. Gidemiyor bak. Vinicius. Aha. Helal lan. Helal lan. Yes. Zorlandık bayağı. Yes be. Yulen Rodriguez. 2-2. Bazı maçlarda her şut gol oluyor. Bazı maçlarda oyuncun hareket edemiyor. Ben anlam veremedim arkadaşlar. 6-0'dan sonra hunharca motive olması gerekir. Hani şampiyonluk yolun ucunda. Böyle oynamaz bir takım da. Kendi evinde bile. Oyunun saçmalığı işte bazen. İlk golü bu arada bu da Yulen Rodriguez'in sanırım. 13 maçta bir gol dedi. Kupada atmadıysa ilk golü. Vay be. Messi Ricen. De La Vega. Tehlikeli. İyi ki kurtardı Pickford. Abi yürüye yürüye ilerliyoruz. 90+2. Şurada şu galibiyeti alalım diyeceğim. Alamıyoruz. Alamıyoruz abi. +2. 2-2 bu maçta. Kupayı artık Nou Camp'ta kaldıracağız galiba. İkili averaj bizdeydi muhtemelen. 5 şuta 5 şut. Berbat bir maç. Maxim Lopez maçın adamı. Frikikten golü atan eleman. Oo bak puan farkına bak. Puan farkına. Puan farkı 3. Barcelona'nın son maçı Las Palmas'a karşı. Las Palmas kurtarmış kendini gibi. Şampiyonluğu belirleyecek olan El Clasico bizim adımıza. Onlar için de şampiyonluk umudunu sürdürebilecek bir El Clasico. 4-3 ile gidiyoruz arkadaşlar. Tek forvet İsa Haku, Moise Kean karşımızda, Musiala, Marquinhos. Biz yeneriz ya, alırız bu maçı. Hadi çocuklar be. Bölüme başlarken Gürkan Hoca'nın 9 puanlık bir puan farkı vardı. Puan kayıpları zorladı bizi. Arada bir 6-0'lık moral bulduk. UEFA finaline kaldık. Ve şimdi çok kritik bir El Clasico. Hala merak ediyorum. Acaba El Clasico'da Real Madrid Barcelona'nın sahasında veya da Barcelona Real Madrid'in sahasında kazanarak şampiyonluğu kaldırmış mıydı? Yulen Rodriguez'i görüyorsunuz. Golü vardı. Fatau ise Haku'ya odaklandılar. Kaptan Vinicius Junior. Maç başladı. Barcelona tehlikeli görünüyor. Moise Kean. İlk anda Romero. Kean ve hakem out'u verdi. Martinez ortadan. İyi pas. İyi pas. Şöyle Tchouameni. Gol mü? Ter Stegen. Xavi Simons'la yaklaşıyoruz. Dışarıda kim var? Sanki sarı kramponlarından Martinez var. Evet oymuş. Xavi Simons iyi indirebildi. Xavi Simons el var mı hocam? Korner var. Aa, Torres'den berbat bir pas. Şimdi Ferran Torres. Mount. Pau Torres ya. Pau Torres. Onun kötü pasıyla verdik topu. Ve onun engelleyemediği şutla golü yedik. Tabii suç bende. Ben Pau Torres'e çok saçma sapan paslar verebiliyorum bazen. Bilmiyorum neden. Şimdi tehlikeli Barcelona. Aman abi arkada bomboş bir Rafinha var. Bekledi bekledi. 2-0 yaptı. Kötü, çok kötü. Kabus gibi bir başlangıç yaptık bu ilk yarıya. Baskı. Sonuç getirdi gibi yok. Mount iyi çıkardı. İlk yarı berbat bizim adımıza. İkinci yarıda çevirebilir miyiz? Saldırmalık bir taktiğe geçeceğiz. O sayıyı sağ kanada alacağım. Martinez'in yerine de McAllister'ı getireceğim. Erken golü bulmaya çalışacağız. Sürekli baskıyı da açıyorum. Umarım bulabiliriz o 2-1'i. Aha Vinicius yes. Baskıya bak yes. Vinicius yürü. 4'ü 4 yakaladı bizi de. Vinicius. Müthişsin be koçum, yes be. Vinicius Junior bunu geçen bölümde de yapmıştı. Ya da pardon, Pele Rebuild'de yapmıştı. Pele oyuncu, Pele paralel evren videosunda. Oradan aklıma geldi, yaptım. O yüzden güvendim Vini'ye. 4 kimdi? Hatırlamıyorum tam. Inacio, Gonzalo Inacio. 2 Baldrol, sağ ayak 2-1. Erken bulmamız iyi oldu golü. Şimdi hemen 2-2'ye. McAllister sağda o sayı var. O sayı. Ah offside de değildi be. İçeride Rodriguez ilerlemedi.
Fatau, onun pası, o sayı yine. Lan offside'deki adama niye verdim ya? O sayıya güvenemedim. Saçma sapan bir gol. Beklerimiz gol atıyorlardı. Ama Barcelona sallanmaya başladı. Sallanmaya başladılar abi. Vinicius Junior 2-2. Yes. Offside de yok. Of of. Vinicius seke seke. Baskıya dayanamadılar. Marquinhos pas hatası. Orta saha bomboş. McAllister, Vinicius Junior. Şimdi sürekli baskıyı kapatabiliriz. Sert kontrolden sonra pres diyelim. Sürekli baskı yaparsak çok yoruluruz. Daha çok süre var. Aman abi, Musiala golü buldu. Yani belki de o taktiği değiştirmek mantıklı bir iş değildi. Baskı belki hani onlara bir şey yaptırmıyordu da. Barcelona 3-2'yi buldu dönen topta. Tehlike. Pickford. Yeniden sürekli baskıya geçiyoruz arkadaşlar. Alacak oyuncu da bulamıyorum. Musiala. Dikkat. Korner. Carter Vickers. Vinicius'ta top. Vinicius Junior'da enerji kalmadı. Fatau kaçabilir. Belki. Aha. Pas çok iyi. Abdül. Fatau. İsa Haku. Bizde mi? Xavi Simons alırsın o topu. Yes, aldı. Ama Musiala kafayı vurdu. Romero aldı. Fatau İsa Haku. Fatau. Çıkardı mı o topu? Ah, Marquinhos. Xavi Simons. Vinicius. Lan geçmedi. Son anlarda birkaç değişiklik. Milar giriyor. Duarte giriyor. Aha. Oo, tehlikeli olabilir. Top kaybı. Oo. Top kaybı cidden. Çok iyi. Milar. Igor Duarte. Yes. 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 Igor Duarte. Adamsın Igor. Igorinho. Asist Milar'dan. Gol Igor Duarte'den. Son dakikada golü buluyoruz arkadaşlar. Bir de topu alıp bir tane daha atabildiğimizi düşünebiliyor musunuz? Zaman var mı? 90 artı bilmiyorum kaç verildi. 2 verildi. Alabilirsek. Yemezsek iyidir de. Hadi dikkat. Rafinha. Pau Torres. Okey. Maç bitiyor en azından. Şampiyon muyuz? Değiliz. 4 puan lazımdı bize. Ama bir saniye. Onlar 83. 80. Oo! Şampiyonuz. Bir saniye. Ben ne diyorum? 84'e 83. Bir maç kaldı. Yes! Igor Duarte bizi şampiyon yaptı. Camp Nou'da şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Lan ben de uyudum resmen. Yes! Barcelona puan kaybı mı yaşamış? Ya da ben yanlış hesapladım başından beri. Aa, ama burada vermiyorlar mı bize kupayı? Sevindik mevindik de çok ayıp ettiler. Kendi evimizde verecekler. Ne comeback. Igor Duarte. Çocuk hep clutch golleri attı ya son dönemlerde. Real Madrid çifte şampiyonluk yaşadı. Oğlum kupamız nerede? Vay. Igor Duarte ha. Bizi şampiyon etti. Bu maç iç sahada, iç sahada kaldıracağız o zaman kupayı. O halde arkadaşlar, biz şöyle bu maçın yalnızca hücumlarını oynayalım. Hızlıca sona getirelim hani. Sonda töreni görürüz en azından. Evet, tribünler şenlik için hazırlandı. Tribünler tıklım tıklım. Gürkan Hoca takımı şampiyon yaptı ama kupamızı vermediler. Evet, bu maç başladığı gibi bitiyor arkadaşlar da. Önemli olan yes! İşte bizim tribünler. Çıldırıyorlar sanki bilmiyorlardı. Fatau, Igor Duarte, bu ikili var ya, Costa'nın yokluğunda yükü nasıl taşıdılar? Igor Duarte resmen bizi şampiyon yaptı lan çocuk. Evet, işte La Liga kupası. Igor. Sağda hala Vinicius var mı? Kaptanlık pazuvanda onda mı? Sanırım. Campeonato Nacional do Spain, do España falan filan bir şeyler yazıyordu. Bu 5. sezonumuz. 5. sezonda, ilk sezonumuzda La Liga'da Real Madrid'in başında Gürkan Hoca'yla şampiyonluk yaşıyoruz arkadaşlar. Müthiş. Şimdi bir de kaldı UEFA şampiyonluğu. Geçtiğimiz bölümde Kral Kupası'nı alarak sonuçlandırmıştık o bölümü. Burada da La Liga'yı kaldırarak, alarak sonuçlandırıyoruz. Daha gerçi sonuçlandırmadık. Barcelona da son maçını almış. Sırada Villarreal maçı var. UEFA finali. Villarreal sezonu 4. kapatmış. Oo, bakın. Az önce mağlubiyet alsak ikili averajda sanırım alıyorduk. Emin değilim tabii. Averaja mı bakılıyor, ikili averaja mı bakılıyor? Riskli bir olaydı. Ama tabii ikili averaja bakılıyor ki Barcelona'nın sahasında biz kutladık yine falan. Ligin
en çok gol atanıyız. En az gol yeni Atletico Madrid. Biz bir aralar en az gol yeniydik. Şimdi UEFA finali için Simons kırmızı kart cezalı. Biz de McAllister'ı oynatırız. Duarte ile Fatau başlarlar. Formaları şöyle yapalım arkadaşlar. Siyaha beyaz. Maç nerede? Velodrom'da, Fransa'da, yağmurun altında. 5 atmıştık son 2 kez ligde Villarreal'e. Toplam bu sezon 10 gol attık. 4 gol yedik. Bakalım burada da 5 gol atabilecek miyiz? Ooo, rakibimiz Unai Emery'li bir Villarreal. Unai Emery Aston Villa'da değil kariyerde. Adam UEFA kazanmasını biliyor. İşte hedefimiz ikinci kez UEFA şampiyonluğu. Gürkan Hoca'yla Marsilya'dayız. Yağmurun altında, yağan yağmurda biz de gol olup şimdi sarı denizaltına yağacağız, yağmaya çalışacağız. Şok olmayalım da. Fatau iyi başladık. Vinicius Junior o da faulü yedi Fatau. Aslında o faulü alalım çünkü hiç kimse ileri gelmedi. Evet, şimdi yığıldık en azından. Romero. Romero'nun pası açığa. Julen Rodriguez onun pası. McAllister vuruşu. Dani Luka çarptı. Orta geldi. Uzaklaştı mı tehlike? Hala bizde gibi. Okey, McAllister onun pası çok iyi. Güzel. Vinicius. Golle başlıyoruz be. Tam adamıyla başladık. Costa turnuvayı gol kralı bitirecek 18 golle de. Lan Costa'yı özlüyorum ya. Vini. Onun da 9. golü. En skorer 2. oyuncu yanılmıyorsam. Oo, derinlemesine iyi pas. Offside bayrağı kalkmadı ve gol. Adli. Yasin Adli mi? Amin Adli'dir. Olabilir bilmiyorum da. Adli'nin bir tanesi 1-1 yaptı. Aurelien Tchouameni uzun oynadı. Rodriguez top bizde. Bizde. Alexander Arnold üstten çok iyi top. Julen Rodriguez. Julen Rodriguez şöyle. Igor Duarte gol şansı. Igor Duarte burada da boş geçmiyor. Igor. Sakatlanma koçum. Igorinho. Çok uzatmadık bu arada. Igor'cum 37 numarayı giyiyor. Igor'a hangi numarayı versek acaba? Yeni sezon için. McAllister. Yeni sezonda kaça getirebiliriz onu? Aha yine geldik. Igor bıraksaydın, bırakmaya çalıştım da bırakamadı. Çok seviyor topu. Bu arada Vinicius yes. İyisin. Geri döndü. Mendes. Mendes de çok iyi döndü. Aha Fatau. Bizde kaldı gibi. Lan Nathan Collins. Şimdi kontra atakta Villarreal geldi. Kontra ataklarda bir riskli oluyor. Pickford. Mendes. Lan topu adama verdi resmen ya. Bir de penaltı mı? Ya şaka. Şaka gibi. Yo lan numara yapma lan. Lan numara yapma lan. Bir saniye. Bu ne oldu orada? Ben uzaklaştırsın diye kaydım. 10 saat sonra kaydı ya. Gürkan Hoca inanamıyor. Okey. Kırmızı kart mı bir de? Skandal. Raspadori geliyor. Vay be. Dümdüz Panenka. Veya sakatlandı bu arada. Kırmızı kart çıkardı lan hakem ya. İnanamıyorum. Biz de sol beksiz oynarız lan. Bakalım ne olacak. Zaten topu alamıyorlar bizden. Bir kontra atakta geldikleri var. Tchouameni bekliyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Aha. Aha. Rodriguez. Lan kapattılar. Ama Tchouameni. Hocam el var. Penaltı. Yes verdi. Bakın burada. İkinci pozisyon. Nasıl el bilmiyorum da. Omuz falan var da. Anlam veremedim ben arkadaşlar. Abdülfatavu İsahaku. Çok sert vurdum. Girer mi? Hem de nasıl? Like a boru. You know boru? Of. 3-2. Boru sesi T. T diye girdi harbiden. T miydi? Bol gollü maç. 3-2. İlk yarıda 5 gol var. 6 mı oluyor? Olmuyor. Zayıf vuruş. Şanslıyız bir nevi. Bir nevi de Pickford helal olsun diyoruz. Evet, korner. Piotr Zielinski. Ve yan ağlar. Zielinski, ikinci Zielinski dediği... Lan! Lan! Talimat veriyordum tam olacağına. Zielinski. Orada batırdım sunumu. 3-3. İlk yarıda harbiden 6 gol olabildi ya. 7 olur mu? Hocam hayır diyor. 6.5-6 oynamış. Bu arada ben şöyle bir şey yapacağım. Alexander Arnold merkeze gitsin. Tchouameni stoper oynasın arkadaşlar. 3 stopere çektik. 3-2-4. Taktiğe bak. Veya numaracı veya bak sakatlığı da gitmiş. Romero ondan söktü. İyi de aldı. İyi de hareket etti. Vinicius Junior ileri oynadı. Fatau İsahaku. Şimdi Igor. Igorinho açtı Vinicius'a. Vinicius Junior iyi geliyoruz. En arkada bir Julen Rodriguez var. Lan neredeyse. Çok tehlikeli. Adli. Oha. Yok daha neler. Ya bırak bu işleri hocam ya.
Oo, 5 olmasın. Pickford. Vinicius korner sonrası bu arada. Vinicius gol şansı. Vinicius kaleci ile karşı karşıya, kontra atağa gel. Vinicius Junior. Vinicius Junior 4-4. Koçum benim devam edelim diyor. Real fazla yüklendi. Yani 4-3 öndesiniz. Niye o kadar yükleniyorsunuz bilmiyorum. Şimdi Lazaro, Pau Torres. O pası ver. Aa lan yine Pau Torres ile berbat çıkış pası veriyorum ya. Oo pasa bak ne geçti. Yuh. Lan o top nasıl geçti ya? 5-4. Villarreal bize 5 attı. Oo Igor hocam kırmızıyı çıkaralım lütfen. Salla on, ona 10 kalalım. Sarı çıktı ya. Ah ah McAllister. Şimdi Arnold. Igor. Çok iyi top Arnold'a. Arnold kendisi vurdu ve attı. Trent Alexander-Arnold 5-5 yapıyor. Bu sezon ilk golü mü yoksa Arnold'un? Frikikten attı mı? Atamadı galiba. Yes be. Bekle korkmadan vurduk. Gerçi şu an merkez orta sahada da. Neyse sonuçta bek işte. Igor Duarte. 6'yı kim bulabilecek? Fatau Isahako. Rodriguez. Duarte'ye. Duarte. Oo hocam buna ver kırmızı. Sarı verdi. Alfonso Davies. Trent'ten şöyle. Yerden falsolu bir. Yani yerden falsoluya gerek yok. Igor'a verelim burada. Igor'dan tek top gelmedi. Aha boşta bir Vinicius var. Yes. Oo Villalba. McAllister'ın yerine o sayıyı alalım arkadaşlar. Enerjisi yeter. O sayı etkili olmuştu Barcelona maçında. Vini'den o sayıyı. O sayıdan yeniden Vini'ye olmuyor. 90+2 oluyor. Dikkat edelim. Burada dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Raspadori açıktakine gitti. Lazaro kritik müdahale. Uzatmalar var. 9 şuta 9 şut, 2.5-2.5 gol beklentileri. Anca hani 10 kişi kalınca Villarreal bizle kafaya gidiyor. Tehlikeli, tehlikeli. Pau Torres. Aman abi onlar da. Oo Pickford. Yes. O şut nasıl geçti lan defanstan? Tchouameni içeride tutuyor. İyi de bir top oynadı sanki. Ama tehlikeli bir top oldu bu. Tehlikeli top gol. Trent'in yerine Martinez. Duarte'nin yerine bir... Noel. Vini'yi iyice içeri getirelim şöyle. Vallahi yazık oldu ya. O neydi öyle şimdi? Noel hocam kırmızıyı çak. Oo faul bile yok. Noel sinirlendi. Vinicius ilk uzatma yarısı bitmeden 6-6'yı yapabilir miyiz? Noel. Aa hocam ya bırak bu işi ya. Tam pas vereceğim. Bitiriyor orada. Neyse bu maç bizde abi. Ben hırs yaptım şimdi. Kıl oldum. Fatavu'nun yerine de Ferreira mı? Milar yapalım. Vinicius'u forvete çekelim. Enerji lazım bize. Veya tehlikeli. Oo Martinez çok iyi kesti. Pickford kurtardı. Yine de şut geldi. O top bize lazım abi. O top bize lazım. Tchouameni hocam ne faulü ya. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Son anlar UEFA'yı kaybetmeyelim. Rezil olmayalım. Bu bizim kupamız. Aha Rodriguez. Lan bomboş. Bomboş. Yetişecek ama sol sanki. Rodriguez. Yülen Rodriguez. Penaltılar için. Yes. Oo, 6-6. Bu nasıl maç? Bir de top bize geliyor. Kimse yok orada. Bunlar ne yapıyorlar? Messi Rijen. Bizi kurtardı. Of, sanki Dünya Kupası finali be. Sanki Dünya Kupası finali. Ama şimdi de penaltıları almamız lazım. Vay be. Hakem bize karşıydı bence. Mendes kırmızı kart kesinlikle değildi. Şimdi. Pickford'un penaltılar Torres ve Romero'dan daha iyi. O nasıl iş lan? İlk penaltı Rodriguez'de. Rodriguez. Tir tir titriyoruz. Ama Rodriguez. Yes! Atıyor. Şimdi Pickford tam penaltı uzmanı. Pickford. Adli çok soğuk. Şimdi Vinicius Junior o biraz daha sakin. Vini iyi görünüyor. Vini atıyor da. Plase. Hadi Jordan Pickford. Berenguer. Berenguer lan yanlış uçtuk be. Noel. Sak Noel. O tedirgin gibi. Sak Noel. İyi vurdu yine. Hadi Noel. Yes be. Kaleci oynamadı lan hiç. Biz de mi oynamasak? Alfonso Davies penaltı kaçırmıştı. Bunu kaçırmıyor. Dünya Kupası'nda kaçırmıştı. Ben de üzülmüştüm. Aurelien Tchouameni çok soğukkanlı görünüyor. Aurelien Tchouameni tam iyi vuramadık sanki ama atıyor o da. Penaltı kaçıran yok. Bir kurtarış gelsin veya numaracı seni veya yes be. Yes be. Bunu şimdi genç Gordon Miller atabilirse arkadaşlar UEFA şampiyonu olacağız. Gordon Miller. Tedirgin görünüyoruz.
Ama tam öyle bir vurdu ki. Bam! Yes! Penaltılar 5'te 5. İşte bu be. 120 artı 1'de gelen gol ve penaltılarda gelen şampiyonluk Gordon Miller'ın golüyle. İnanılmaz bir final. İnanılmaz bir kapanış. Gordon Miller çaktı. Bu arada 5 penaltıda da kaleci oynamadı, uçmadı ha. Hepsini de çok iyi vurdum. Artık biraz taktik çözdüm. Kırmızıyken hazır edeceksiniz elinizi. Çakacaksınız abi. Denk geliyor. Mükemmel sezona mükemmel kapanış. Gelecek sezonda bu kupanın Şampiyonlar Ligi kupası olması dileğiyle beraber olacağız arkadaşlar. Gürkan Hoca İstanbulspor'dan sonra Real Madrid'le de UEFA Kupası şampiyonu oluyor. 2 UEFA Kupası. Süper Kupa için İstanbul'un başında değildik yanılmıyorsam, değil mi? Evet, ben Süper Kupa kazandığımızı hatırlamıyorum. Real Madrid'le gelecek sezonda 6. sezonun başlangıcında o kupanın da sahibi olmaya çalışacağız. Bakalım City mi kazanmış yoksa Barcelona mı kazanmış? Mükemmel, bol gollü bir maçtı. Maçın oyuncusu Vinicius Junior olmuş. Alexander iyiydi, Fatau iyiydi, Rodriguez iyiydi. Rodriguez zaten süperdi arkadaşlar. Onlardan da Raspo doğru 2 gol 2 asist. Kostasız başarabildik. Şampiyonlar Ligi henüz oynanmamış. Konferans Ligi oynanmış, Southampton'a gitmiş. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona olmuş arkadaşlar. Barcelona'yı bir puan farkla geçtik La Liga'da. Süper Kupayı kaybettik onları ama Copa de España'yı aldık. Onda Barcelona bize gerçi geldi. 5-2 almıştık onları. Vay be. Bizi bir tek Süper Kupa'da yendiler. Bir de ligde bir kez ne oldu bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Tam olarak da Barcelona Manchester City'yi devirmiş. Sheffield keşke Şampiyonlar Ligi'ni alsaydı da onlara karşı Süper Kupa'da oynasaydık. Costa gol kralı bitirebilmiş. Fatih gol atamamış. Vinicius 4. bitiriyor. Bizden bir de Fatau var. 25 maçta 14 gol. 17. sırada. Asist kralı Vinicius ortak. 5 ortak var burada. Ama o 5'li arasında Vinicius en az maça çıkmış. O yüzden Vinicius daha iyi. Abi lütfen. Xavi Simons 7 asistle bitirdi. En iyi kaleci de Pickford bitirdi. Son Valencia maçında gol yenmeyen maç çıkardığımız için Pickford sezonun en iyi kalecisi oldu. Vay, Pickford sonradan toparladı. UEFA gol kralı görüyorsunuz. Costa zaten. Vinicius ikinci bitirdi. Asistlerde Fatau en çok asist yapan oyuncu. Kalecilerde Pickford yok burada. Sheffield falan ne yaptı Premier Lig'de ona da bakacağım. Costa biliyorsunuz 70 gole katkıda bulundu. Vinicius Junior bu sezon 57 gole katkıda bulundu 55 maçta. Fatau da çok iyi sonlandırdı sezonu. Sağlam sonlandırdı. 46 maçta 42 gole katkı. Bence iyi. Xavi Simons 27 gole katkı. Duarte'ye ne demeli? 9 gol 7 asist. Costa sakatlandıktan sonra taşıdı bizi bir nevi. Yani iyi performans sergiledi. Katkıda bulundu. 16 gole katkı. Julen Rodriguez de 4 gol 10 asist. Az önce belki de en büyük katkısını yaptı. UEFA finalinde 6. golü atarak. Geri kalan oyuncular da bu şekilde arkadaşlar. Bir Hassan'la Takahashi'ye forma şansı vermemişiz. Şimdi diğer liglerde Süper Lig'de Galatasaray şampiyon olmuş. İstanbul yine en azından Konferans Ligi'ne gidecek. 5. bitirmişler. Fenerbahçe 7. Onlar da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamışlardı. Premier Lig'de de şampiyon City olmuş. O nasıl olmuş lan? İyi toparlamışlar. Sheffield UEFA'ya gidiyor. Aa, averajla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmış Kemal Don'un takımı. Vay be. Ama City ne toparlamış. Zaten ilk 12 ne olacağı belli değildi. Liverpool mesela 9. bitirmiş. Alt ligden yükselen Rayo Vallecano farklı. Diğer takımları da görüyorsunuz. Villarreal'in B takımı neredeyse gelecekmiş. Bizim ligde de Girona, Almeria, Alaves küme düşüyorlar. Almeria'ya yenilmiştik sanki bir kere. Arkadaşlar bu sezondan bu kadar. 9 bölümde tamamlayabildik. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi olacak. La Liga maçlarını daha hızlı geçeriz. Real Madrid'e hangi oyuncular transfer edilmeli? Muhtemelen bir 300 milyonluk bütçemiz olur diye tahmin ediyorum. Neye ihtiyacımız var sizce? Hangi oyuncuyu gönderelim ya da hangi oyuncunun yerine daha iyi bir oyuncu getirmeliyiz? Bunu yorumlara yazın. Bu arada Kemal aklıma geldi. Onu da göstereyim dedim. 86'ya gelmiş. Kemal'de alıcı var mı? Alalım mı? Onun haricinde mutlu yıllar diliyorum. Bunu muhtemelen yeni yılda atıyorum. Aa. Mutlu yıllar geçen bölümde demem gerekiyordu ama arada Pele vefat etti. Onun için bir video yapayım dedim. O yüzden bu bir gün gecikti aslında. Neyse, geçmiş yılınız kutlu olsun. Mutlu 2023'ler arkadaşlar. Umarım herkes için bol sağlık, huzur ve mutluluk getirir. Bir de kazanç getirirse tadından yenmez. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.